Konuş. Konuşmazsan buradan çıkamazsın. Konuş. Konuş. Sana söylüyorum. Konuş. Çözün ellerini. Sadık. Sadık. Sadık'ın haberi var. Zaten şimdi bitti ya mehde. Zenihne mil esas. Zenihne mil esas. Bitten talo. Cevap versene bana. Bir daha ağzını açarsan yemin ederim seni gebertirim. Anlaşıldı mı? Çözün ellerini. Cihan. 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 Dayan oğlum. Seni çıkaracağım buradan. Menindir. Kimsin sen? Ben Ömer Nasir. Lübnan Türkiye sorumlusuyum. Kalk bakayım. Babam gelmek üzeredir. Uzun bir misafirlik oldu. Mustafa Bey'in oğlunu evimizde ağırlamak onurdur. Sadece evinizde ağırlamadınız. Hayatımı da kurtardınız. Artık beni sağ bırakacaklarına dair ümidim kalmamıştı açıkçası. Ben sadece bir aracıyım. Türk devleti sizi elbette o örgütün elinde bırakmayacaktı. Ada beyliler devletiniz için de çok değerli aile. Gene de size bir can borcum var. Yaşadığım sürece eğer bir gün bana ihtiyacınız olursa sadece arayın. İki elim kanda dahi olsa, nerede olursam olayım, koşa koşa yanınıza geleceğim. Şerefim, namusum üstüne yemin ediyorum. Ve size şeref sözü veriyorum. Bu sözü öylesine söylemediğimi bilin. Biliyorum. Biliyorum. Türkler şerefi üstüne yemin edince o sözden asla dönmez. Seni gidi seni. Demek buraya saklandın sen ha? Ama Mahbub ya. Cihan bugün gidecek. Giderse gitsin. Sen niye böyle Cihan Cihan diye tutturuyorsun bakayım? Cihan senin için niye bu kadar değerli? Bir gün onunla evleneceğim. Cihan geldi. Hoş geldin. Ne yaptın? Konuşabildin mi gazetecilerle? Durdurdular mı haberi? Evet. Oh, hele şükür. Keşke madene kadar gelmeseydin Cihan. Tam da düğün öncesi. Bundan sonrasını biz hallederdik. Halam nerede? Şantiyede. Thank you.
Cihan Bey'e bakın. Bu adaya ilk geldiğin günü hatırlıyorum. Bir ailen oldu. Güçlü bir aile. Sana inandık. Güvendik. Ve bu madene emanet ettik. Kimsenin bilmediği, kimsenin öğrenemeyeceği şeyleri bildin, öğrendin. Şimdi soru şu. Buradan çıkacak en ufak bir bilginin ulusal bir krize yol açacağını bile bile o gazeteciyle neden ve nasıl görüştün? Bunlar buldu beni Cihan Bey. Size yemin ederim hayatım boyunca ailenize ve size ihanet etmeyi aklımdan bile geçirmedim Cihan Bey. Yemin ediyorum. Herkes hata yapabilir Cihan'cığım. Sedat'ın ailemize ya da bu adaya bilerek zarar verebileceğini düşünmüyorum. Affetmek büyüklüktür. Bir kere ihanet eden bir daha eder enişte. Babamın bana öğrettiği ilk şey bu. Sen daha bilirsin amca, öyle değil mi? Can, amcan ve kayınpederin olarak bir söz hakkım olduğunu düşünüyorum. Ya biz bu kadar katlar olamayız. Diğer çalışanların gözünde de bizi haksız konuma düşürür öyle değil mi? Amcam olman benim kararlarımı sorgulama hakkı vermez sana. Bu affedilecek bir şey değil. O gazeteciye engel olmak çok zor oldu. Bu madenle ilgili bir makale uluslararası basında çıksaydı bu hepimizin sonu olurdu, hepimizin. Adabeyli Adası'nda ihanetin telafisi naf olmaz. Cihan Bey, Cihan Bey açıklamama izin verin lütfen. Adımlarımızı çok dikkatli atmalıyız baba. Cihan'ın artık kimseye merhameti kalmadı. Bu biz bile olsa. Mücevherleri temizlerken taşı çıkıvermiş. Çok da dikkat ettim ama Emsal Hanım. Kuyumcu Fahriye gönderin yapsın. Bir daha da bu kıza benim odamı temizletmeyin. Odama sadece sen gir Atoş. Emredersiniz abacığım. Aman hanımefendi. Hava kararmadan bahçeye sofra kurdur. Akşam güneşin kaçırmıyor. Cihan Bey gelmedi daha ama. Bakan Bey'in eşi beyaz gülleri çok seviyormuş. Sadece onların odasına beyaz güller koyalım. Hoş bir jest olur. Yemekleri de kimseye bırakma Atoş. Senin yaptığın gibi olmuyor. Bırakır mıyım hiç?
Her bir şeylerin başındayım ben. Siz hiç merak etmeyin. Anneanne! Ay yavrum, kapısız köyden misin sen? Çalsana kapıyı. Karışma çocuğa Atoş. Ah bebeğim. Ne kadar güzel olmuşsun. Çok güzel değil mi? Çok. Düğünün prensesi olacağım. Sen zaten prensessin. Asil yavrum. Ha dur. Ya. Bütün kötülüklerden, nazarlardan korusun seni. Ya küçücük boncuk bana ne yapsın? Sen varsın ya, sen korursun beni. Sen korumazsan Cihan dayım korur, Cavidan teyzem korur. Gir. Emsal anne. Babamdan duydum. Neredeyse düğünümüzde değil, madenimize manşet olacakmışız gazetelere. Cihan'ı arıyorum, açmıyor. Ne oluyor? Bu evde herkes üstüne düşen konular hakkında meraklanırsa işler daha kolay yürür. Ben evin işlerine karışmıyorum ki. Kocamı merak ettim sadece. Henüz kocan değil. 2 gün sonra. Üstelik gazeteciler senin halledebileceğin bir mevzu değil. Baban her zamanki gibi yersiz bir bilgi vermiş sana. Hem ne yapacaksın detayları öğrenip de? Ben düğünümüze gölge düşürecek bir şey olmasından endişelendim. Bu evde endişelenmek benim işim gelin hanım. Sen düğünün hazırlıklarıyla ilgilen. Gelinliğinin provası için seni odanda bekliyorlar. Sonra da yemeğe in. Bahçede yiyeceğiz. Gün batımında. Ne oldu İcran? Yaralandın mı diye bakıyorum yengecim. Ne yaralanması? Hani az önce anneannem gözünden ateş etti ya, hasar var mı diye bakıyorum. Senin çocukça şakalarınla uğraşamayacağım şimdi. Soğuk nevale, şaka da yapılmıyor. Ey maşallah, tencerelerden taşmış. Aman taşsa ne kar. Ya bunca insana ne hamur yetişir ne sarma. Bir ketrin çili falan anlaşaydı ya Emsal Hanım. Ay vallahi kolumda bacağımda derman kalmadı abla ya. Aa, teessüf ederim Dilber. Burada hızlı gonzeleş Atoş var. Hem ketrinin ilk ne bilirmiş yemek yapmaktan. İlahi abla ya, yemek şirketi yemek yapmaktan mı anlamayacak? Kız marifet yemek yapmakta değil. Önemli olan lezzeti. Lezzet Atoş'un parmaklarında. İyi. O zaman ben bütün yemekleri sana bırakayım. Senin o sihirli parmaklarını şöyle hepsini tek tek değsin. Ha? Gonzales Atoş, ne dersin? Aman bırak, zaten istemeden yapıyorsun. Senin yaptıkların sası oluyordur. Benim gibi aşkla yapacaksın ki lezzetli olsun. Kız çok gülmeyelim ha. Başımıza kötü bir şey gelir. Saçmalama Dilber. İnsanın başına gülmekten kötü şey mi gelirmiş? Ha ne bileyim ya. Misal bu kadar hazırlık yapıp yapıp bir de bakıyormuşuz düğün iptal. Ay Allah korusun ya. O nasıl laf öyle? İçime doğdu. Ne durumdayız Atoş? Şey çok şükür eksik yedik yok Emsal Hanım. Etler de yarın öğleden sonra gelecek. Ben de bütün yemeklerimi, salataların malzemesini hazır ettirdim. Herkes nefes almadan çalışıyor. Güzel, kolay gelsin. Sağ olun. Misafirlerimiz için diş kiralarını hazırlıyorum Emsal Hanım. Diktirdiğimiz keseler çok güzel olmuş, bakın. Sanki bir kubla asalet alır mısınız der gibi geçti mutfaktan. Ay yok, ben almayayım. Kilo yapıyor. Abla ya. Herkes işine baksın hadi. Çalışın. Hiçbir eksik olmasın lütfen. Masaları şuraya yerleştireyim. Bütün
Şimdi meydan seninken salın bakalım Emsal Hanım. Çiçekleri tam şu ortada olsun. Hoş geldiniz. Seni bekliyordum. Üstüne bir şeyler giy. İzinsiz bu odaya girmemen gerektiğini bilmiyor musun? Biliyorum. Ama bu odaya girmek benim de hakkım Cihan. Sen de bunu biliyorsun. Ne kadar mı zor beni sevmek? Senin için Adabeyli ailesine kumu olmayı bile kabul ettim. Sana bir tane erkek evlat verdim. Yıllardır gıkımı bile çıkarmadan sabırla nikahını bekliyorum. Seni bu odaya girmemen için uyardığımı hatırlıyorum. Kimden izin aldın girerken? 2 gün sonra evleniyoruz Cihan'la. Daha çok toysun Yasemin. Doğru zamanı beklemezsen böyle hayal kırıklığına uğrarsın. Sabırlı olacaksın demiştim sana. Cihan gibi bir adama sahip olmak kolay değil. Hele bir düğününüz olsun. Bu odaya gireceğin günlerde gelecek. İnşallah geçen seferki gibi bir hayal kırıklığına uğratmazsınız beni. Emsal anne, bu nikah benim hakkım. Cihan benim hakkım. Ve hakkım olanı bu defa kimseye bırakmam. Cihan. Canım. Anneciğim. Uyku tutmuyor değil mi? Ya sanmadım. Ben anlarım. Çünkü anneler çocuklarının halinden her zaman anlar. Burada büyüttüm seni. Biraz hastalansan, düşsen bir yerin kanasa. Benim canım yandı. Anneler evlatlarını ayırmaz derler ama ben en çok seni sevdim. Sen hem benim, hem bu adadaki insanların, hem de ailemizin her şeyisin. Gözümüzün içine bakan, bize canlarını verecek kadar çok seven, 1000'den fazla insanın evine ekmek götürebilmesi için ailemizin Adabeyli soyadının devam etmesi gerek. Üzerime düşen bütün sorumluluğun farkındayım anne. Yasemin'e aşık olmadığını biliyorum. Eğer istemiyorum dersen şimdiye kadar yaptığım gibi sözünün üzerine söz söylemem. Burada sen ne dersen o olur. Sen ne istersen o olur. Tek bir lafın, tek bir bakışın yeter annene. Anneciğim biliyorsun. Bugüne kadar ben duygularımla değil, aklımla hareket ettim. Çünkü duygular insanı zayıf düşürür, aklını karıştırır. Bunu bana öğreten sensin. Öyle değil mi?
Endişe etme. O düğün olacak. Çok mutlu olmanı, sağlıklı bir erkek evladın olmasını diliyorum. Bu dünyada artık bir tek sen varsın. Sen yoksan biz yokuz.